Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün her iki yönü de kullanılabilen güzel bir model çalışacağız. Modelimizi çok amaçlı olarak dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ceketlerde, hırkalarda, çocuk bluzlarında, erkek ve bayan kıyafetlerinde hepsinde rahatlıkla kullanabileceğimiz hoş bir çalışma. Modelimiz her iki sırada bir yönünü değiştirerek ilerlemekte. Üçer trabzan, üçer trabzan modelimize başlıyoruz. Birer kenar kenar trabzanda fazla örüyoruz. Evet, her iki sırada aynı yönden ördüğümüz trabzanlarımızı Üçüncü sıramızda yönlerini değiştirerek örüyoruz. Bakınız içteki olanı dışta, dıştaki olanı içteki 3 trabzana çeviriyoruz. Ve bu şekilde e, ikinci sırasını da gördüğümüz şekliyle ördükten sonra modelimizi tamamlamış oluyoruz. Sonrasında yeniden modelimizin yönlerini değiştirerek istediğimiz kadar örebiliyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için 3 ve 3'ün katları artı 2 tane trabzana ihtiyacımız var. Ben şu şekilde zincirimi çektim. Sizlerle birlikte modelimizi kurmaya başlayalım. Hemen geriye dönüşümü yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine başını dolamış olduğum tığımı batırıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. Alt sıramızı tamamen dümdüz trabzan olarak örüyoruz. İkili trabzan olarak birer birer tabun başını doluyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet trabzanlarımı tamamen ördüm ve bitirdim. Tam burada 32 tane trabzanımız var. Birinci trabzanımızla sonuncu trabzanımızı kenar trabzanımız olarak kullanacağız. Arasına ise modelimizi yerleştiriyoruz. 1, 2, 3. Burası kenar trabzanımız. Hemen çeviriyorum. Ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bakınız bu sıramızda dümdüz trabzanımızı örmüştük. Şimdi modelimiz iki sıradan oluşacak. Bu sıramızla birlikte şimdi öreceğimiz sıramız bir grubu oluşturacak. Hemen başlıyoruz. Bakınız. 1. Yandan aldım. Tığımın başını doluyorum. Ana gövdenin yanından giriyorum. 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ana gövdenin yanından girerek 3 tane trabzanımı yandan girerek örüyorum. Araya zincir çekmeden tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki 3 tane trabzanımı ise ardından girerek örüyorum. Ana gövdenin etrafından dolaşıyorum. 1 Tığımın başını doluyorum. Tekrar ardından giriyorum. 2 Tığımın başını doluyorum. Ardından girerek ittiriyorum. 3 tane trabzanımı da ardından örüyorum. Bakınız 3 yandan ördüm 3 ardından. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki 3 tane trabzanı yandan şu şekilde girerek dışa doğru kabartıyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı Tekrar yandan girerek ördüm. Bakınız arkadan aldıklarımız içe doğru çöküyor. Yandan aldıklarımız da aşağı kabartılı duruyor. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki 3 tane trabzanımı ardından girerek örüyorum. 1 2 ve 3 3 defa ördüm ve ardından aldım şöyle görelim birinci trabzanımızı düz ördük 3 trabzanımızı yandan 3 trabzanımızı ardından 3 trabzanımızı tekrar yandan ördüm 3 trabzanım ardından ördüm sırayı hiç bozmadan devam ediyoruz ne kadar trabzanımız varsa şimdi 3 tane trabzanımı yandan örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 Sıradaki 3 trabzanımı bunları yandan ördüğüm için bakın nasıl kafanız hiç karışmasın. Şöyle dışa doğru duranları yandan ördük. İçte kalanları ise ardından şu şekilde girip tığımızı üstünden geçirdiğimiz için içe doğru bakınız geçiyor. ilmeğimiz önden geçtiği için 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1 yandan 2 ve 3 3 tane trabzan bu kez ardından 1 2 ve 3 şöyle görelim ardından ve yandan ördüğümüz trabzanlarımız çok net belli olmakta kabartılar yandan çukurda kalanlar ardından alarak ördüğüm trabzanlarım Birinci sıramızda örmüş olduğumuz trabzanlarımızı ikinci sıramızda 3 defa ana gövdeden yandan alarak ördük 3 tanesini 3 tanesini ardından ve bu şekilde sıraladık en son 3 tane trabzanımı ardından aldım ve kenar trabzanım kaldı kenar trabzanımı tepisine batarak örüyorum ve bakınız bu şekilde bir görüntümüz oluyor arkası ve önü aynı görünen modelimiz bakınız evet şimdi 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum burası yine kenar trabzanımız olacak zincirimiz arkasını çeviriyorum şimdi her iki sırada modelimiz değişeceği için her iki sırada modelimizdeki yerlerimizi farklılaştırıyoruz yani modelimizi kaydırıyoruz yandan olanları ardından ardından olanları yandan örüyoruz burada bir sıra ördük ama birinci sıramızdaki düz olan trabzanımız ikinci sıranın formuna döndüğü için yani aynı onun gibi olduğu için tekrar bir sıra fazla örmemize gerek yok şimdi bu sıradan sonra her iki sırada değiştiriyoruz bu sıramızda başlıyoruz. Burada gördüğümüz gibi kabartılı trabzanlarımız var. Kabartılı trabzanlarım iki sıra tamamlandığı için ardından girerek bakınız içe doğru çekiyorum. 1 2 3 Bakınız içte oldu. Ve hemen sıradaki 3 tane trabzanım içte. İçtekilerini dışa, dıştakilerini içe çıkarıyoruz. Şimdi bakınız içte olan bir önceki iki sıramızdaki trabzanımızı bu sıramızda hemen yandan girerek dışa doğru kabartıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki bakınız kabartılı 3 trabzanımı görmekteyim. Hemen bunu ardından girerek içe doğru çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ve sıradaki trabzanıma bakıyorum. 3 trabzanım içte. Hemen 2 sıra olduğu için 1 ve 2 sıra olması lazım. Aynı işlemimizi. Bakınız yandan giriyorum. Ve yandan girerek kabartılı bir şekilde değiştiriyorum modelimizi. Bakınız. Ve devam edelim. 3 tane trabzanım. Yandan örmüşüz kabartılı. İki sıramızı tamamladığımız için hemen yerini değiştiriyoruz. Ardından girerek bakınız içe doğru örüyorum. Tekrar içe doğru trabzanımla karşılaşıyorum 3 tane. Hemen yandan girerek dışa doğru kabartıyorum. 1, 2 ve 3 hepsinde de ana gövdeden girmekteyiz. Kabartılıyı iki sırayı tamamlamış olması şartıyla hemen ardından girerek içe doğru çekiyorum. Evet modelimizi üçüncü sıramızda yerlerini değiştirerek ördüm. Sona doğru gelelim. Her e, grubumuzu şu şekilde iki sıra olması gerekmekte. Şimdi birinci sırasını dönüştürüyoruz. Sona gelelim ve görüşelim. Trabzanlarımızın yerlerini değiştirerek sona kadar geldim ve kenar trabzanımızı tepesine batarak örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve dördüncü sıramıza başlıyoruz. Her iki sırada modelimizin kurulumu tamamlıyordu. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum ve gördüğüm şekliyle örüyorum 3 tane içeride 3 dışarıda 3 içeride 3 dışarıda trabzanımı aynen gördüğüm şekliyle örüyorum ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum ardından alıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 3 trabzanımı yandan bu ikinci sırası modelimizin değiştirdiğimiz bakınız 1 ve 2 hemen 3 ardından 3 yandan Evet gördüğümüz şekliyle örmeye devam edelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim ve buradaki e, grubumuzun da ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimizin yerlerini değiştirerek bakınız. 1 ve 2'de kabartılı olan sıramız birinci sıraydı. Diğer sırada ise iki sırada içte kaldı. Burada tam tersi içte olanlarınki dışta kalarak modelimizi devam ettirdik. En son trabzanımı örüyorum. Kenarda trabzanım olan trabzanımı ve modelimizi yeniden kurulumunu değiştiriyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve şu şekilde 3 tane içten olan trabzanın 2 sıra ördüğümü görüyorum. 2 sırayı tamamlamış her modelimizi artık e, sıramızı değiştirme zamanının geldiğini göstermekte. Bakınız 1 ve 2 hemen içteki olanları yandan girerek birinci sıramızda örmeye başladığımız şekliyle örmeye başlıyoruz dışa kabartılarımı ardından giriyorum. İçe doğru çekiyorum. 2 ve 3. Tekrar yandan 2 ve 3. Evet. Modelimizi ilk iki sıramızda kurduğumuz şekliyle kuruyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Her modelimizi birinci sırada kurulumunu değiştiriyoruz. İkinci sırasında aynı gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve her iki sırada bir yerlerini değiştirerek istediğimiz ölçüye kadar ulaşıyoruz. Her iki sırada bir sıranızı değiştirerek modelimizi bu şekilde örmeye devam ettik. Şu şekilde bakınız. Kabartılı, hoş, güzel bir model oldu. Hem battanelerde, ceketlerde, hırkalarda yani dilediğimiz yerde kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.